Arkadaşlar merhaba. Bugün kararlısınız. Çeşanlı ve ben bugün sizlere bir şeyler anlatacağız. Tabii ki Çeşanlı oyundan başka bir şey dinlemiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlar köşesinde yorumlarınızı belirtmeyi eksik etmeyin. Çeşanlı'yı tanıyorsunuz. Aracın altından almıştık. Yavruyken. Aşağı yukarı 3 kilometre bir yol yapmıştı. Biz çıkardık, sahiplendik onu. İşte burada da oynuyor. Arkadaşlar bugünkü konumuz araçlarla ilgili. Tabii ki biz otomotiv sektöründen bilgiler veriyoruz. Otomobillerle ilgili merakımız var. Ve bu işlerin peşinde olduğumuz için de onunla ilgili bir takım bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar, aracımıza nereden yakıt alalım? Ya da işte hangi istasyondan alalım? Ya aynı bir markayı kullanalım gibi sorular geliyor. Biz de insanlara bazı cevaplar veriyoruz. Tabii bazı sorunlar yaşanıyor. Özellikle dizel araçlarda, LPG'li araçlarda, işte benzinli araçlarda çok olmasa da bazı sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. Bunun en doğru cevabı tabii ki benim burada bir marka söylemem doğru olmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Çok iyi bildiğiniz markalar, çok Türkiye'de çok önde gelen veya reklamı çok yapılmış olan markaların birçoğunda aslında mazotla ilgili çok sorunlar yaşamaktayız. Yani son nesil araçlarda üretilen yakıt, yani Türkiye ortamında üretilen yakıtlarla ilgili baktığımızda arkadaşlar sorunlar çok yaşanıyor. Yani aslında hem kullanıcıdan hem tüketiciden ve üreticiden kaynaklı sorunlar oluyor. Şöyle söyleyeyim, mesela aracınız dizel bir araç, işte yakıtla ilgili problem olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında problem en büyük sizden kaynaklanıyor. Neden? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunu ben buradan alayım, bu yoksa bizimle oynat konuşturmayacak. Evet, bu kadar reklam yeter sana. Arkadaşlar, aracınızın mazot filtresini her iki bir bakımda, yani her iki bakımda bir değiştirmezseniz, almış olduğunuz yakıttan kaynaklı sorun olmaz. Sizden kaynaklı sorun olur. Yaz aylarında mazot filtresi şişme yapar. Ve dolayısıyla bu şişmeden kaynaklı işte birikildiği bir tortu varsa yakıt sistemi içerisinde bazı pislik oluşturur ve araçta bazı düzensizlikler yaratır. Bu sorunlar zaten baş göstermeye başladığında bir yerlere zarar veriyor otomatikman. Bazı ayarları, bazı yerleri doldurduğu, pislettiği için de otomatikman aracınızda bir bazı sorunlar oluşuyor. Ama aracınızın her iki bir, yani iki bakımda bir mazot filtresini değiştirirseniz, hatta yaz aylarında bakıma denk geliyorsa, atıyorum kış ayında değiştirdiniz, yaz ayında geldi. Yaz ayında hava sıcak olduğu için yakıt genleşmesi daha çok oluyor ve yakıt filtrelerinin içerisindeki ürün, yani içindeki kağıt filtre şişme yaptığı için de problem oluşacağını düşündüğümüz için yaz aylarında ben sizlere yakıt filtrelerinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Gelelim hangi marka mazotu kullanmak gerekir? Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim size. Atıyorum bir marka kullanıyorsunuz. X bir marka kullanıyorsun. Çünkü marka ismi söylemek istemiyorum burada. O markayı herkes kullanıyor. Herkes çok diyor ki ya süper, bu olmazsa olmaz. İşte bunun filan böyle bir algı oluşmuş Türkiye'de. Tabii ki önde gelen markaları kullanmanızı tavsiye ederim ben her şeyden önce. Nasıl önde gelen markaları? Yani Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan markalar var arkadaşlar. Yeni çıkan markalardan bahsetmiyorum. İşte birkaç tane benzin istasyonu isim değiştirmiş bir takım şeyler falan, ama bunları tavsiye etmiyorum. Ya da güncel olan markaları tavsiye ediyorum. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Yani mazotta, benzinde, LPG'de, yani yakıtla ilgili aracınızla her ne kullanıyorsanız o yakıtı aynı istasyondan almanızı tavsiye ederim. Ancak bir problem oluştuğunda o sorunun yakıttan mı, yoksa sizden mi, yoksa araçtan mı kaynaklandığını anlayabilmek için yakıtınızı hep aynı noktadan alın. Yani bir marka kullanıyorsanız, işte o markanın, o marka kötüdür diyemiyoruz. Çünkü
markalar da aynı ara depolarından yakıtlarını çekip istasyonlara, bayilerine dağıttıklarında arkadaşlar bazı istasyonlarda ve bayilerde bir takım olaylar dönüyor. Bu olaylar araçlara yansıyor. Yani sizin cebinizdeki paraya yansıyor arkadaşlar. O yüzden ben her zaman evimin yakınında olan benzin istasyonundan alıyorum. Uzun yola gideceğim zaman depomu fırlarım. Gene aynı markayı gözeterek yolun üzerindeki o noktadan alırım. Yani başka bir mazotu, başka bir markayı aracımın deposuna karıştırma. Ya da illa karıştıracaksam da kendime bir opsiyon belirlemişimdir. Bu marka olmazsa bunu kullanacağım derim. Ama ısrarla söylüyorum sizlere arkadaşlar, yakıtınızı mutlaka sürekli alabileceğiniz, size yakın, en yakın noktada, yani sürekli uğrayabileceğiniz, mazot alabileceğiniz en yakın noktadan sürekli almanızı tavsiye ederim. Çünkü siz eğer oradan memnun olmazsanız zaten birkaç yakıt aldığınızda bunu fark edeceksinizdir. Bir anormallik var mı, yok mu? Eğer varsa zaten otomatikmen istasyonu değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ben bir dönem öyle yaptım arkadaşlar. Birkaç marka denedim. Baktım, yok ben şu markada atıyorum, X markada memnunum. Mazotumu giderim, özellikle oradan alırım. Kontrollerimi orada yaparım. Yani bazen aracımızı biz de tamirciyiz ama inanın bazen suyuna yağına da bakmadığımız zamanlar oluyor. Ama yakıt alma esnasında şöyle bir benzin istasyonunun kenarına çekip yağ çubuğunu çekip şöyle bir bakıp motor suyunu kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz arkadaşlar bizler de. Dolayısıyla benim size ısrarla tavsiye edeceğim şey, istasyonunuzu belirleyin ve bir yerden mazot alın. Uzun yola çıktığınızda da kendinize bir hedef koyun. Bu marka olmazsa bu markadan alacağım deyin. Ama her zaman yakıtınızı belli bir istasyondan alın. Yani marka gözetmeksizin söylüyorum bunu. Sürekli aynı yerden alırsanız mazotun iyi veya kaliteli veya kalitesiz olduğunu zaten kullanımlarınızda, ölçümlerinizde bunu hissedecek ve yaşayacaksınız. Yani ne demek oluyor şöyle arkadaşlar? Yani yakıt marka gözetmeksizin ama şunu dikkate alıyorum. Yani Türkiye'de ileri gelen benzin istasyonları var, markaları var. Mutlaka onlardan birini seçin arkadaşlar. Bakın, içkiniz kötü değil ama kötü istasyonlar var arkadaşlar. Yani ana depolar noktadan çıkış noktalarına bugün baktığımız zaman, benzin istasyonlarının ana noktalarına baktığımız zaman bugün girin internet sitelerine, hepsinde de kaliteli görüntüler, kaliteli yazılar var. Yani bizim yakıtlarımız şu tesiste üretiliyor, işte şurada şu kontroller yapılıyor, burada bu oluyor, şurada şu oluyor. Bakıyorsunuz süper, süper, yani hiçbir problem yok. Ama arkadaşlar o yakıt işte A istasyonundan B istasyonuna geldiğinde orada film kopuyor arkadaşlar. Film orada kopuyor. Hani pompada hava basılıyor. Yok eleman şöyle yaptı diyor. Abi yakıtın içerisine şu kadar bilmem ne karıştırmışlar diyor. Sorun orada başlıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka yakıtınızı size yakın, güvendiğiniz ama sürekli alabileceğiniz bir yerden alın. Karışık kullanmayın. Karışık kullandığınızda arkadaşlar çok büyük problemler yaşarsınız. Ben tamircilik hayatımda yakıtla ilgili sorunlarda hep karışık kullanan ya da yanlış bir istasyondan yakıt aldıktan sonra problem yaşayan insanlarla karşılaştım. Dolayısıyla yine söylüyorum, en yakın istasyondan ve sürekli aldığınız yerden yakıt alın ve kendi testinizi kendiniz yapın. Size hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.